Yeni bir güne uyandık. Bugün günlerden ne onu bile bilmiyorum. Çarşamba. Normal şartlarda Kalkan'a ve Kaş'a gidecektik ancak gecem biraz ağır geçti. Bunun sebebi hastalanmış olmam. Bütün gece boğaz ağrısı çektim. Burnum nefes alamayacak kadar tıkalıydı. Çok da evden çıkamayacak gibi olmadığımı fark edince karar verdik bugün Ölüdeniz'e gitmeye. Ölüdeniz'in ismiyle ilgili yapılabilecek bütün espriler tarih boyunca muhtemelen yapılmıştır. O yüzden bu tarz esprilerden kaçınacağım ve Berk'in de yapmamasını sağlamak adına sizler için elimden geleni yapacağım. Yolda müzik dinleyeceğiz. Nasıl dinleyeceğiz abi? Kaset çalıyor bu bir tek. Tamam, ben de kaset getirdim yanıma. Levo hani neredeler dinleyeceğiz. Arabesk diye de bir şarkısı var albümün içinde. Arabesk rap'in başlangıç şarkısı olabilir mi? Çok güzel geçiyor. İlk albüm bitti. İkinci albüme başladım. Albümümde bol bol feed, bol bol diss, bol bol peace, bol bol kiss. Artık olay genelde şuna kaydı yani. Burada deşarj olalım, İstanbul'a gidince rahat rahat söz yazalıma dönecek galiba olay. Bayağı çok vlog olacak yani. Vloglara boğacağım sizi. Hani bu adam rapçiydi, yeter artık abi vlog çekme, rap yap falan diyeceksiniz. Ben istemiyor muyum rap yapmayı sanıyorsunuz? Ben istemiyor muyum ya? İstiyorum. Ölüdeniz Belcekız'a geldik. Burası Hawaii olsa beğenirdiniz. Bizim denize gireceğimiz nokta burası Belcekız. Denizin rengi benim Türkiye'de gördüğüm çok nadir denizlerden biridir. Tabii ki Ölüdeniz kısmına da bakacağız yürüyerek. Bu sezon biraz durgun gibi gözüküyor. Gerçekten az insan var. Normalde burası tıktım tıktım olur. Ama tabii hafta içi onun da payı vardır bu boşlukta. Ölüdeniz'in de içinde bulunduğu Kumburnu Tabiat Parkı'na girdik. Esas Ölüdeniz burası. Buradansa Belcekız'ı tercih etme sebebimiz burada hiçbir akıntı yok. Yani havuz gibi bir yer burası. Tamamen tüm fonksiyonlarını yitirmiş. Zaten Ölüdeniz denme sebebi bu. Bu da bence buranın çok temiz olmasını engelleyen bir unsur olduğu için ben hep Belcekız'da girmeyi tercih ediyorum denize. Çok da bir şey yok diyeceğim ama güzel yani, görülmesi gereken bir yer. Çok da bir şey yokluk bir yer. Güzel ama durumu hiç iyi değil. Onu kaybettik. İşte bu esprileri yapmayalım diye düşünmüştüm ama denize girip biraz rahatladık. Burayla ilgili küçük bir eleştirim şu. Şu bölgeye girmek için girişte hem para alınıyor. Kişi başı 7 lira mı 10 lira mı ne. Hem de bir de üstüne şezlong kiralamak için artı 30 liraya yakın bir para istiyorlar. Bence ikisinden birini yapmamalılar. Ya da neden turist yok, neden çok para kazanamıyoruz diye ağlamamalılar. Yani ölüm oranı var mı dedi. Ben de dürüstçe var dedim. Yani burada yamaç paraşütünde her sene ölenler oluyor. Bu medyaya, basına çok fazla yansımıyor. Bunun sebebi turizmi engellememek. Ama her sene mutlaka birkaç kişi ölüyor yamaç paraşütünde. Bunun da sebebi deneyimsiz pilotlar. Doğru rüzgarı beklememek. Hava bozukken ve yamaç paraşütüne uygun değilken atlayış yapmak. Hepsinin ucu tedbiri elden bırakmaya dayanıyor. Ucuz olsun diye deneyimsiz bir pilotla atladığınızda dağdan ölme ihtimaliniz var. Ben bu işi kendi başıma yapacağım deyip eğitimini alıp hadi ben atlarım o diye çok kolay iş bilmem ne deyip rüzgarı kontrol etmezseniz ölme ihtimaliniz var. Kayaya vurdu. Gerçekten mi? Of. Çok büyük bir dalga geldi. Şu an çekim yaptığım makine de dahil olmak üzere her şeyimiz ıslandı. Bundan sonra vloglar belki de burada bitecek. Bu bozulacak, emin değilim. Umarım bozulmaz yani. Dalganın da ne kadarını gördük bilmiyorum ama. Ardı arkası kesilmeyen büyük dalgalarla savaşmak durumundaydım. Mağlup geldim ama kendimi kurtardım, canımı kurtardım. Büyük bir zorlukla belimi kırmak üzereydim. Suratımı çizdim. Çok gözüküyor mu, anlaşılıyor mu? Şu makine bayağı ıslandı. O yüzden biraz üzgünüm yani. Ben öleyim, önemli değil. Vloglara devam edemezsek bayağı kötü olacak. Burada izleyen herkese selam. Herkese sevgiler. Merhaba. Var mı başka yapacağın apaçın? Herkese selam. Kapat şu kamerayı. Ulan kapat şu kamerayı. Her akşam olduğu gibi bu akşam da kafe bahanedeyiz. Söz yazamıyorum dedim, madem nakarat yazayım. Ama şunu söyleyebilirim ki, hani insanlar diyor ya, ben şu albümü yapmak için buraya gittim, işte bu romanı yazmak için şuraya gittim. Yok bu senaryoyu burada yazdım. Bunların hepsi fasafiso. Gideceğin yer tam olarak burada. Gün batımının en güzel olduğu yerdeyiz. Her şey huzurlu, her şey güzel. Ama
o kaosun, o kalabalığın, o iğrenç şehrin içindeki evimden daha güzel şeyler yazıyor muyum? Hayır. Daha kolay yazıyor muyum? Kesinlikle hayır. O yüzden... Ama bir şeyler çıkıyor. Yine de bir şeyler çıkacak. Yeni bir güne merhaba. Kalkan ve Kaş'a gideceğiz bugün. Yine radara girdik. Yine ceza yedik. O lafı söylememeliydik Kanal 7 ana haberde. Namımız oradan geldi. Ya o laf şakaydı bu arada. Gerçekten artık sinirlenmeye başladım. Ben gizli kamera yapacağım. Saçma sapan bir şey için ceza kesiyor. Ya şu yola bak, bu yolda böyle bir hız sınırı olmaması gerekir. Bu tamamen kazanç kapısı oluşturmak için yapılan saçma sapan bir şey. Biraz da hız siniri var sende. Ne olacak bu hız sorunu? Ama hız sorunu diye bir şey yok ya, bunu devlet oluşturmuş. Ne oldu bizim evraklar ya? Selver, yeni bir imza gününde. Yemin ederim imza günlerinde bu kadar imza atmıyorum. Ama ya, üçleme istiyoruz. Pişman mısın Selver? Değilim ya. Peki ileride var mı daha çok? Çukur İnce'den sonra. Ona... Kalkan'a gidiyoruz. Tamam, ne iş yapıyorsun? Tamam. Kapat abi. Mutsuzum. Bir adar daha yedik. Memur arkadaşlar, abiler iyi insanlardı. O konuda diyecek hiçbir şeyim yok. Onlar da işini yapıyor. Onlara söylenen şeyi yapıyorlar. Ama bu sistem böyle yürümez. Bu nedir ya? Dümdüz yol. 130 da radara giriyorum. 130 ne ki? Önümüzdeki radarlara bakacağız. Bu radar da güzel geçti. Çok kötü bir durum var. Kamera bozulmak üzere. Yani 25 lira. Daha sonrasını çekemeyebiliriz. Umarım bozulmaz kamera. Şu anda Kalkan'dayız. Burası benim her sene Fethiye'ye geldiğimde uğradığım bir, ne denir, tesis mi denir? Beach. Böyle bir deniz var. Suyu denizle işim olmaz. Şu buz gibi bu taraflarda bulunabilecek en soğuk su ve bunu iyi anlamda söylemiyorum. Kalkan'dan çıkıp Kaş'a doğru giden yolun başındayız. Yolda inanılmaz manzaralar var. Burada kimse sultan değil, hükümdar değil, tezirgan değil. Şah değil, şehinşah değil. Değil diyorum canım. Buradan Ufuk'a selamlar. Ufuk'a selam. Ufuk, seni seviyoruz. Yani seviyoruz. En azından ben seviyorum da Berk pek seviyor gibi davranmıyor. Bebe seviyorum. Kimse şehinşah olamaz diyorum. Daha ne diyeyim. Muhteşem yerler. Sırf bu yoldan geçmek için bile Kalkan'a Kaş'a gelinir diyorum. Yani belki de Türkiye'nin manzarası en güzel yollarından biri olabilir. Kaş'a geldik şu anda. Ben buraya seneler önce ilk defa geldiğimde ve biraz gezdiğimde, yaşlandığımda, artık iş yapmayacağım emeklilik dönemime geldiğimde burada yaşamak ve ölene kadar da burada kalmak istiyorum demiştim. Belki de tek mahsuru şu olabilir, buraya yakın bir havaalanı yok. Yani buraya yakın havaalanları Dalaman ve Antalya. İkisi de bir 2 saatten fazla sanırım uzaklıkta. Onun dışında süper bir yer. Benim çok sevdiğim, hatta İzmir'den sonra Türkiye'de en sevdiğim şehir de değil de ne burası? Yerleşim birimi. Burası Kaş'ın merkezi. Şuralarda bir yerde Bandar Sokağı vardı. Çılgın Kaş gecelerine akmışlığımız da mevcuttur. Burası biraz sanki böyle Ortaköy'de vermek istedikleri otantikliğin asıl alanı burası gibi hissettiriyor insanı. Bir Kaş yolculuğunun daha sonuna geldik. Aslında bu kadar kısa kalmıyordum hiçbir zaman Kaş'ta ama biliyorsunuz son günlerde üzerimde bir hastalık, bir kırgınlık, bir mutsuzluk, bir olumsuzluk vesaire var. Dolayısıyla böyle gelmişken her Fethiye'ye geldiğimde yaptığım şeyleri bir kere daha yapayım dedim. Şimdi dönüyoruz. Kaputaş plajının önündeyiz. Türkiye'deki en önemli plajlardan biri. Geçen seneye kadar burada herhangi bir şezlong tesis vesaire yoktu. Ve çok daha güzeldi. Ancak bu senelerde böyle bir şey yaptılar. Bu arada yoldan geçerken insanların görebileceği bir yer değil burası. Yani görebilmek için bile durup eğilmek gereken bir yer. Bu nedenle bayağı da gizli kalmış. Sadece bilen bilir şeklinde. Yani yoldan geçerken hadi şurada denize girelim diye girilebilecek bir yer değil burası. Bir çılgın Fethiye gecelerinde daha beraberiz. Çılgın Fethiye geceleri. Doğru muyum? Doğru. Hani ben söz yazamıyordum falan. Dün biraz yazmaya başladım. Ne şekilde yazmaya başladım? Çok kaliteli bir kulaklık kullanıyordum. Onunla yazamıyordum. Ancak çok kötü bir kulaklık taktığımda, altyapıyı oradan dinlediğimde yazabilmeye başladım.
Demek ki eskilerden gelen bir alışkanlıkla çok da kaliteli takılmamak gerekiyormuş. Neticede dün bir nakarat çıkardım, bir konsept çıkardım. Verse'ü yazmaya başladım. Bu gece de aynı şekilde denediğimde yolunda giderse işin çözümü bu demektir. Yine kafe bahaneye gidiyoruz. Bizim burada en rahat ettiğimiz ortam orası. Orada bu... Oo, yarım çekiyor ya. Ve kameram çok bozuldu. Umarım bu turumuzu çıkaracak kadar idare eder bu kamera. Ve yaptırabilirim. Çünkü canım sıkılıyor. Bu kamerayla çok fazla vlog çekiyoruz biliyorsunuz. Bu kamera bozulursa bittik. Andık. Bittik. Doğru muyum?